Arkadaşlar, anayasada sizin için 100 sayfalık çok önemli bir not hazırladım. Bu notumuzda hem kısa bilgiler var, tablolarla anlattığımız bir ders notu olacak. Yaklaşık bir 100 sayfadan oluşuyor. Bu 100 sayfanın her bir sayfasında konu anlatımın yanında bir de sorularımız olacak. Hem konuyu anlatacağız hem soru çözeceğiz. Yaklaşık bir 100 sayfalık bir not ve en önemli soruların yer aldığı bir not olacak. Ben öyle tahmin ediyorum ki hem konu anlatacağız hem soru çözeceğiz. Bu şekilde anayasanın tamamını halledeceğiz. Öyle tahmin ediyorum ki sınavda çıkabilecek anayasa sorularını en rahat yapabileceğiniz bir ders olacak. Anayasada herhangi bir tereddütünüz, herhangi bir sıkıntınız sakın olmasın, kalmasın da şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki anayasa dersini birlikte halledeceğiz. Bir sürü soru çözeceğiz ve en önemli noktalar üzerinde duracağız. Şimdi sevgili arkadaşlar, Tekuzem ailesi olarak çok güzel bir program hazırladık. Özellikle adım adım takip sistemiyle Tekuzem olarak her zaman yanınızda olacağız. Baştan sona sizi takip edeceğiz. Adım adım sizi takip edeceğiz. Hangi dersi çalışıyorsunuz, hangi aşamadasınız, nasıl ilerliyoruz, bunu birlikte yapacağız ve sınav gününe kadar yanınızdayız. Konu anlatımlarımızla, tekrarlarımızla, soru çözümüyle, adım adım takip sistemiyle her an yanınızda olacağız ve sınavda en güzel notu, en güzel puanı alıncaya kadar elimizden geleni yapacağız. Şimdi sevgili arkadaşlar, bu dersimizde ne anlatacağız, bu dersimizde ne anlatacağız? Ele alacağız. ÖSYM'nin en çok üzerinde durduğu konulardan bir tanesi temel haklar ve ödevler. ÖSYM oldukça önemsiyor. Her sene neredeyse sorunun geldiği çok önemli bir konu. Şimdi şöyle bir bakalım bu dersimizin içeriğine. Anayasa hukukunda en önemli konulardan bir tanesi temel haklar ve ödevler diyeceğiz. Burada sevgili arkadaşlar, temel haklarda şöyle bir durum karşımıza çıkıyor. Bazen soru buradan da gelebiliyor. Özellikle hakları biz ikiye ayırıyoruz. Bir özel haklar, bir de kamu hakları diyeceğiz. Kusura bakmayın arkadaşlar, hastayım şu aralar. Özel haklardan kastığımız aslında daha çok medeni hukukta gördüğümüz, özel hukuktan kaynaklı olarak, özel hukuktan karşımıza çıkan haklardır. Neler olabilir? Alacak hakkı olabilir, sükna hakkı olabilir, fikri haklar olabilir, devredilebilen, devredilemeyen haklar, mallar üzerindeki haklar, kişiler üzerindeki haklar dediğimiz haklara biz özel haklar diyoruz. Bu konumuzda, bu dersimizde üzerinde duracağımız aslında kamu haklarıdır. Kamu hakları ne? Kamu hukukundan kaynaklanan bireylerin kamu idarelerine, kamu kurumlarına karşı sahip oldukları haklardır. Anayasamızda düzenlenen haklardır. Biz bu haklara kamu hakları veya temel hak ve hürriyetler de diyeceğiz. Şimdi bunlara bir bakalım. Nasıl soru gelir? Bizim için ne önemli ona bakalım. Ama önce bir sorumuza bakalım. Sorumuz şöyle. Aşağıdakilerden hangisi kişinin özel hakları arasında yer alır? Şimdi seçme ve seçilme, devlet kurma hürriyeti, konut dokunulmazlığı, sosyal güvenlik hakkı, bunların her birisi birer kamu hakkıyken alacak hakkı bir özel haktır diyoruz. O zaman sorumuzun cevabı E şıkkı olacak. Şimdi arkadaşlar, temel hak ve hürriyetlerin sınıflandırılması var. Burada özellikle soru geliyor. ÖSYM burayı oldukça önemsiyor ve en çok sorunun geldiği yerlerden bir tanesi. Temel hak ve hürriyetler nelerdir? Şöyle bir sınıflandırma söz konusu. Jellinek tarafından yapılan bir sınıflandırma aslında. Ne demek bunlar? Bir kişinin hakları ve ödevleri var. Bir sosyal ve ekonomik haklar ve ödevler var. Bir de siyasi haklar ve ödevler var. Şöyle bir sınıflandırma var. Bu sınıflandırmadaki amaç ne? Şimdi kişinin hakları ve ödevlerine biz diyoruz ki negatif statü hakları. Yani devlet bu haklara dokunamıyor. Ama devlet bunları korumak zorunda. Sosyal ve ekonomik haklar ve ödevlerden kastımız ne? Pozitif statü hakları. Yani biz devlete karşı bunları ileri sürüyoruz. Devlet bunları yerine getirmek zorunda, bir takım edimlerde bulunmak zorunda. Örneğin konut hakkı mesela şu aralar sürekli gündemde. Devlet ne yapıyor? Kişilere konut temin edebiliyor.
Bir de siyasi haklar ve ödevler var. Bunlar da adı üstünde aktif statü hakları, yani katılma hakları. Kişinin devlete katılmasına yönelik haklardır. Şimdi şu sınıflandırmadan bir soru geliyor. Yani şöyle bir soru gelebilir. Aşağıdakilerden hangisi kişinin hakları ve ödevlerinden biridir veya değildir diye bir soru gelebilir. Bu haklar 4 tane, 5 tane şıklarda verilir. Dörtlü bir gruplandırma yapıldığında 4 tanesi bir gruba girer, diğeri hangisi dışarıda kalır diye bir soru gelebilir. Burada biz neye dikkat edeceğiz? Şuna dikkat edeceğiz. Devletin dokunamayacağı haklara biz diyoruz ki kişinin hakları ve ödevleri diyeceğiz. Bunlar çoğunlukla hürriyet kelimesiyle biten haklardır. Örneğin yerleşme seyahat hürriyeti, haberleşme hürriyeti, din vicdan hürriyeti, düşünce kanaat hürriyeti, düşünceyi açıklama yayma hürriyeti, bilim sanat basın hürriyeti gibi bu haklar, yani hürriyet kelimesiyle biten bir hak gördüğümüzde kişinin hakları ve ödevleri aklımıza gelir. Ancak şurası önemli: çalışma ve sözleşme hürriyetine dikkat. Şimdi tekrardan kişinin hakları ve ödevlerine bakacağız. Konut dokunulmazlığı var. Şurası önemli. Devlet bir bireyin konutuna kural olarak dokunamaz. Biz diyoruz ki bu kişinin hakları ve ödevleri, ancak sosyal ve ekonomi haklarda konut hakkı var. Devlet bireylere konut temin edebilir. Şuraya dikkat arkadaşlar. Dernek kurma hürriyeti var. İleride değineceğiz. Siyasi haklardan var. Siyasi parti kurma, siyasi partilere üye olma siyasi hak iken dernek kurma bir kişinin hakları ve ödevleridir diyoruz. Ayrıca şurası yine önemli, değineceğim. Sendika kurma hakkı, sosyal haklar. O zaman şöyle arkadaşlar, bunun bir formülü yok. Bu hakları böyle bir kısaltmayla aklımızda tutmanın bir mantığı yok. Yani şuralar, bu haklar şurada yer alır, bu haklar burada yer alır. Maalesef öyle bir karma sistem var. Bunları tekrar ede ede, sürekli göz geçire geçire bir şekilde bunlar aklımızda kalmalı. Yani hangisi kişinin hakları ve ödevlerindendir? Hangisi sosyal ve ekonomik haklar ve ödevlerdendir? Hangisi siyasi hak ve ödevlerdendir? Buna da dikkat etmemiz lazım. Şurası yine önemli. Mülkiyet hakkı önemli bizim için, kişinin hakları ve ödevleri. Hak arama hürriyeti, kişinin hakları ve ödevleri. Kanuni hakim güvencesi, ispat hakkı kişinin hakları ve ödevlerindendir diyoruz. Sevgili arkadaşlar, siz bunları nasıl aklınızda tutuyorsunuz? Kullandığınız bir yöntem var mıdır? Veya karıştırdığınız bir husus var mıdır? Özellikle hakların sınıflandırılması ile ilgili soracağınız bir soru var mıdır? Kişi hakları ve ödevleri, sosyal ve ekonomik haklar ve ödevler, siyasi haklar ve ödevler. Bu konuda aklınıza takıldığınız bir husus var mı? Yok galiba. Devam ediyoruz o zaman. Sevgili arkadaşlar, bir diğer haklar sosyal ve ekonomik haklar. Adı üstünde sosyal, çalışma ve ekonomi ile ilgili olan haklardır. Genelde devletin korunması gerektiği kişilerle ilgili haklardır. Örneğin ailenin korunması, örneğin çocukların korunması, örneğin kıyıların korunması, örneğin gençliğin korunması, sporun geliştirilmesi. Kamulaştırma, çalışma ve sözleşme hürriyeti. Dedik ki hürriyet kelimesiyle bitenler genelde kişinin hakları ve ödevleri iken, çalışma ve sözleşme hürriyeti sosyal ve ekonomik haklar ve ödevler arasında yer alır. Sosyal güvenlik hakkı, sendika hakkı, sendikal faaliyet, çalışma hakkı ve ödevi, yine grev hakkı ve lokat. Bunlar sosyal ve ekonomik haklar ve ödevlerdendir diyoruz. Toplu iş sözleşmesi, şu aralar en çok gündemde olan toplu sözleşme hakkı. Yine ücrette adaletin sağlanması, en önemlisi konut hakkı, bunlar sosyal ve ekonomik haklar ve ödevler arasında yer alır. Şimdi şuraya bakalım. Siyasi haklar ve ödevler arkadaşlar çok azdır. Ondan dolayı aklımızda kalmaları daha kolay olur. Özellikle Türk vatandaşlığı, seçme, seçilme, siyasi faaliyette bulunma, parti kurma, partilere girme, partilerden ayrılma, yine hizmete girme. Hangi hizmete girme? Tabii ki kamu hizmetine girme.
mal bildirimi, bakan hizmeti, vergi ödevi, şurası önemli, dilekçe, bilgi edinme ve kamu denetçisine başvurma hakkı, bunlar siyasi haklar ve ödevler arasında yer alır. Şimdi bunları anlattık. Bakalım nasıl bir sorumuz gelir. Şöyle bir soru gelir arkadaşlar. 1982 Anayasası'na göre hangisi kişinin hakları ve ödevlerinden biri değildir? Çalışma hakkı ve ödevi hangisi hak? Sosyal ve ekonomik haklar diyoruz. Konut dokunulmazlığı kişinin hakları ve ödevleri. Din vicdan hürriyeti kişinin hakları ve ödevleri. Dernek kurma hürriyeti kişinin hakları ve ödevleri. Mülkiyet hakkı kişinin hakları ve ödevleri. O zaman şu dördünü kişinin hakları ve ödevleri diyeceğiz. Bir tanesi dışarıda kalan A şıkkı sorumuzun cevabı olacak. A şıkkı sosyal ve ekonomik haklar ve ödevler arasında yer alır diyoruz. O zaman şurası dışarıda kalacak. Şimdi şöyle bir soru da gelebilir. Hangisi diyor 82 Anayasası'nın temel hak ve hürriyetlere ilişkin sınıflandırması dikkate alındığında diğerlerinden farklı bir bölümde düzenlenmiştir. Yani dördü bir bölümde, bir tanesi muhtemelen bir bölümde düzenlenmiş olacak. Çalışma ve sözleşme hürriyeti, sosyal ve ekonomik haklar. Eğitim ve öğretim hakkı, önemli sosyal ve ekonomik haklar. Yine sosyal güvenlik hakkı adı üstünde sosyal ve ekonomik haklar. Grev hakkı yine sosyal ve ekonomik haklar. Basın hürriyeti, hürriyet kelimesiyle biten dedik ki arkadaşlar kişinin hakları ve ödevleri arasında yer alır. O zaman sorumuzun cevabı E şıkkı olacak. Arkadaşlar aynen böyle bir soru geliyor. ÖSYM'de genelde bu seviliyor. Arada soruluyor hangi hak hangi gruba dahildir diye sorular bu şekilde geliyor. Şimdi şöyle bir soru da gelebilir. 1982 Anayasası'na göre hangisi siyasi haklar ve ödevler başlığı altında düzenlenmemiştir diye bir soru da gelebilir. Şimdi Türk vatandaşlığı, kamu hizmetlerine girme hakkı, seçme, seçilme, siyasi faaliyette bulunma hakkı, dilekçe bilgi edinme, kamu denetçisine başvurma hakkı bunlar siyasi haklardı. Ancak dernek kurma hürriyeti, dernek kurma derse kişinin hakları ve ödevleri, sendika kurma derse sosyal ve ekonomik haklar ve ödevler, siyasi parti derse adı üstünde siyasi haklar ve ödevler alınacağız. Sevgili arkadaşlar, bu gruplandırma ile ilgili böyle bir soru gelebiliyor. Geldi de hatta. Şimdi bazen ÖSYM şöyle bir soru sorar. Hangileri sadece Türk vatandaşlarına tanınmıştır? Yani anayasamızda düzenlenen haklardan hangileri sadece Türk vatandaşlara tanınmıştır? Birincisi, böyle bir soru gelirse öncelikli olarak siyasi hakları arayacaksınız. Ama bütün siyasi haklar mı? Tabii ki değil. Hangileri sadece Türk vatandaşlara tanınmıştır? Bir, seçme hakkı. Seçilme hakkı, siyasi parti kurma, siyasi partiye üye olma. Bakın, dört tanesi seçimle, siyasi partiyle ilgili haklar. Kamu hizmetlerine girme hakkı. Yani Türkiye'de kamu hizmetine girebilmek için devlet memuru veya kamu görevlisi olabilmek için öncelikli olarak Türk vatandaşı olmak gerekir. Yani 657 sayılı devlet memurları kanunu açtığımızda 48. maddede şöyle bir şey geçiyor. Türk vatandaşı olmak gerekir. Yani şu anda burada bu dersimizi dinleyen arkadaşların hepsi Türk vatandaşıdır. Memur olabilmek için zira Türk vatandaşı olmak zorundayız. Bir de vatan hizmeti var. Yani askerlik. Askerlik sadece ve sadece ülkemizde Türk vatandaşları askerlik yapabilir. Bunun dışında kimse askerlikle yükümlü değil. Sevgili arkadaşlar, vergi ödevi saymadı mesela. Dilekçe hakkını saymadı. Bilgi edinme hakkını saymadı. Kamu denetçisine başvurma hakkını bakın saymadı. O zaman sadece Türk vatandaşlarına tanınan haklar deyince bunları anlayacağız. O zaman nasıl bir sorumuz gelir? Bir bakalım. Hemen sizden cevabı bekliyorum arkadaşlar. Hemen okuyup cevap vermenizi isteyeceğim. 82 Anayasası'na göre aşağıdaki temel hak ve ödevlerden hangisi herkese değil
Sadece Türk vatandaşlarına tanınmıştır. Hemen cevap bekliyorum arkadaşlar. Evet. Sadece tanınmıştır. Vergi ödevi değil. Biz dedik ki siyasi hakları arayacağız ama bütün siyasi haklar değil, bazı siyasi haklar sadece Türk vatandaşlarına tanınmıştır dedik. Mülkiyet hakkı sadece Türk vatandaşlarına tanınmamıştır. Devlet kurma hürriyeti sadece Türk vatandaşlarına değil, bilgi edinme hakkı herkese tanınmıştır. Ancak ve ancak vatan hizmeti sadece ve sadece Türk vatandaşlarına tanınmıştır diyoruz. Sevgili arkadaşlar, nasıl gidiyoruz? Anlaşılıyor mu ders? Ses, görüntü, anlatım iyi miyiz? Yapacak mıyız? Anlaşılıyor mu bu ders? Kolay mı, zor mu? Ne düşünüyorsunuz? Nasıl gidiyoruz? Anayasa en zevkli derslerden bir tanesi. Çok iyi anlaşılıyor Can Akar Bey. Diğer arkadaşlar ne düşünüyorsunuz? Derste miyiz? Anayasayı yapacağız arkadaşlar. Anayasadan kolay sorular geliyor. Bu senenin sorularına, geçmiş yılların sorularına bakma fırsatınız oldu mu acaba? Arkadaşlar, bu dersimizde öncelikli olarak çıkmış sorulara paralel sorular çözeceğiz. Ders dışında da yine sorular çözeceğiz. Kolaydan zora doğru soruları çözeceğiz. 95 puan vurabilir miyiz? Arkadaşlar, biz 100 puan için sizi hazırlayacağız. Ama sınav anında işler rast giderse 95'i rahatlıkla alabileceğinizi şimdiden söyleyebilirim. ÖSYM ters köşe yapmazsa, uzaydan soru getirmezse arkadaşlar 95 çok rahat alabileceğiniz bir puan olur inşallah diyelim. Sevgili arkadaşlar, devam edelim mi? Sormak istediğiniz bir husus var mı? Arkadaşlar, dersimizi bitirdikten sonra evet yayın kaydedilecek arkadaşlar. Arkadaşlar, dersimizi bitirdikten sonra sizinle şunu yapacağız. Anayasada önemli maddeler üzerinde duracağız. Yani özellikle ÖSYM'nin sorabileceği maddeler var. Onlar üzerinde duracağız, bu bir. İkincisi, arkadaşlar, size bir sürü soru vereceğim. O soruda mutlaka ÖSYM'nin soracağı yerler olacak. Yani sınava girdiğinizde ÖSYM, dediğim gibi, uzaydan bir soru getirmezse, bugüne kadar çıkmış soruları görerek, dikkate alarak, tahmin ederek, bundan sonra hangi tür sorular gelebilir dikkate alarak size her türlü soru çeşidini vereceğiz. Anayasada rahat olun, 400-500 tane soru çözeceğiz. Bu konuda birlikteyiz arkadaşlar. Sizin kazanmanız için elimizden gelenin en fazlasını yapmaya gayret edeceğiz. Şimdi hak arama hürriyeti arkadaşlar geliyor. Sınavda geliyor. Yani şu açıdan geliyor. Hak arama hürriyetinin şu iki cümlesinden birisini veriyor. Bu anayasamızda hangi başlık altında düzenlenmiştir diyor. Şimdi sorulardan arkadaşlar, şöyle bir soru da zaten bazı yerlerde belki kafa karışıklığı olursa. Şimdi soruda diyor ki herkes meşru vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı önlerinde davacı veya davalı deyince biz ne anlayacağız? Tabii ki hak arama hürriyeti ile adil yargılanma hakkına sahiptir. Yani özellikle şu kelimeyi sorabilir. Adil yargılanma hakkı hangi başlık altında düzenlenmiştir derse hak arama hürriyeti diyeceğiz. Bu bir. Kanuni hakim güvencesi soruluyor da ne demek kanuni hakim? Hiç kimse kanunen tabi olduğu mahkemeden başka bir merci önüne çıkarılamaz. Yani aslında hangi suç hangi mahkemede görülür, hangi suçu işleyen bir kişi hangi mahkemede yargılanır, bu önceden bellidir. Yani Ağır Ceza Mahkemesi mi, Sulh Ceza Hakimliği mi, Asliye Ceza Mahkemesi mi, bu daha önce kanunlarımızda bellidir. Yani şu suçu işleyen kişi şu mahkemede, şu hakim önünde, önceden kanunla belirlenmiş hakim önünde yargılanır. Biz buna ne diyoruz? Kanuni hakim güvencesi. Bazen şunu da diyebilirler.
Hiç kimse kanuna tabi olduğu mahkemeden başka bir merci önüne çıkarılamaz. Bu hangi başlık altında düzenlenmiştir? Bu bir. Bir kimseyi kanuna tabi olduğu mahkemeden başka bir merci önüne çıkarma sonucunu doğuran yargı yetkisine sahip olan üstü merciler kurulamaz. Yani ne demek? Devlet güvenlik mahkemeleri kurulamaz. Yani bir suç işlendi, sana özgü bir tane mahkeme kuracağız. Bu mahkeme seni yargılayacak diye bir dünya yok, bir uygulama yok. Bu özellikle anayasaya aykırı. Birazdan değineceğim nasıl aykırı. Yani kanuni hakim güvencesi, tabi hakim güvencesi de diyor. Yani sen hangi hakime tabiysen bu önceden belli. Bu iki madde önemli arkadaşlar. Ve yine ÖSYM'nin çok sevdiği arkadaşlar, kesinlikle sorunun geldiği, gelebileceği bir kısım suç ve cezalara ilişkin esaslar. Bunlar çok önemli. Uluslararası ceza hukuku da, uluslararası yükümlülükleri de dikkate alınarak anayasamızda yer alan çok önemli hususlar neler? Bir bakmamız lazım. Bir okuyalım arkadaşlar. Bu cümleleri kelime oyunu yaparak ÖSYM zaman zaman soruyor. Ne demek? Kimse işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanunun suç saymadığı bir fiilden dolayı cezalandırılamaz. Yani 10 yıl önce şu işlemi yapmak ceza değilse, suç değilse, şu anda geriye doğru gidip ya sen zamanda suç işlemişsin, ondan dolayı cezalandırılacaksın diye bir şey yok. Çünkü o zaman o fiil suç değil. Yani bundan 50 yıl önce internet suçu diye bir şey yoktu. Birisi düşünün, birisinin bilgisayarına girdi. Bilgisayar var mı yok mu tabii o zamanda. Bir şey yaptı, kartını kullandı, bir şeyler çaldı. O zamanlar öyle bir şey yoksa şu anda geriye doğru gidip bu suçtur diyemeyiz. Bu bir. İkincisi, kimseye suçu işlediği zaman kanunda o suç için konulmuş olan cezadan daha ağır ceza verilemez. Yani aslında burada şunu demek istiyor. Hukukumuzda şurası önemli. Kanunilik. Yani ne demek? Diyoruz ki suç ve cezada kanunilik ilkesi var. Kanun suç diyorsa suçtur. Kanun ceza diyorsa ceza. Kanun o suç için ne kadarlık, hangi oranlarda bir cezayı öngörmüşse o ceza vardır. O zaman bir kimse suçu işlediği zaman kanunda o suç için konulmuş olan cezadan daha ağır bir ceza verilemez. Yani hapis cezası diyorsa ağırlaştırılmış hapis cezası veremezsin. Süreli hapis cezası diyorsa ağırlaştırılmış hapis cezasını veremezsin. Adli para cezası diyorsa bu defa hapis cezasını veremezsin. Bunu kesinlikle aklımızdan çıkarmayın. Ceza ve ceza yerine geçen güvenlik tedbirleri ancak kanunla konulur. Yani kanunilik ilkesi. Suçta ve cezada kanunilik ilkesi geçerli. Suçlu hükmen sabit oluncaya kadar bir kimse suçludur diyemeyiz. Bu kişi suçlu sayılamaz. Yani maalesef halk arasında öyle bir durum var. Bir dedikodu çıktıysa kesin suçludur. Öyle bir şey yok. Hukukumuz diyor ki bir kişi hakkında hüküm sabit oluncaya kadar kimse suçlu değildir. Bu kişi nedir o zaman? Masumdur, suçsuzdur. Biz buna ne diyoruz? Masumiyet karinesi diyoruz. Bakalım yargılamayı görelim. Mahkeme sonucunda ne çıkarsa ona göre. Çünkü mahkemeler ön yargıyla hareket edemez. Adil bir yargılama yapar. Sonunda suçlu mu, suçsuz mu karar verir. Devam ediyoruz. Bir kimse kendisini ve kanuna gösterilen yakınlarını suçlayan bir beyanda bulunmaya ve bu yolda delil göstermeye zorlanamaz diyoruz. Ne demek arkadaşlar? Mahkemelere yolu düşenler bilir. Allah'ı düşürmesin diyelim. Mesela tanık olarak dinleneceksiniz ve genelde tanık olarak dinlenen durumlarda çoğunlukla bir akrabadır. Mahkeme aynen şunu der. Tanıklıktan çekinebilirsin. Tanıklık yapmak zorunda değilsin. Niye? Çünkü olabilir kendini veya yakınlarını suçlayan bir beyanda bulunmaya ve bu yönde bir delil göstermek zorunda değilsin. Ondan dolayı tanıklıktan çekilme hakkın vardır der. Sevgili arkadaşlar, kanuna aykırı olarak elde edilmiş bulgular delil olarak kabul edilemez. Burası çok önemli. Hukukumuzda kanuna aykırı olarak elde edilmiş bulgular delil olarak kullanılamaz. Yani ne demek? Örneğin kişisel veriler var.
Örneğin iki kişinin arasında bir sohbet var. Normal bir sohbettir. Birisi açar, onun iznini almadan kayıt yapar. Bu mahkemede delil olarak ileri sürülemez. Çünkü hukuka aykırı bir şekilde elde etme söz konusu. Sevgili arkadaşlar, ceza sorumluluğu şahsidir. Şahsilik ilkesi çok önemli. Uluslararası hukuktan doğan, bütün ülkelerde geçerli olan bir ilke. Yani bir kişiden dolayı annesi, babası, kardeşi suçlanamaz. Yine aynı şekilde bir kişi anne, babası ve kardeşinden dolayı cezai sorumluluğu yoktur. Ancak kim suçu işlemişse ceza ona vardır. Onun akrabalarına, yakınlarına yoktur. Biz burada neyi anlatıyoruz? Sosyal medyada tartışılan bu hususları değil, olması gereken hukuku anlatıyoruz arkadaşlar. Yani bir kişinin annesi, babası, kardeşi, yani kendisi dışındaki her kim olursa olsun onun suçundan dolayı suçlu sayılamaz diyoruz. Zaman zaman soruyorsunuz arkadaşlar, işte ailemizde şöyle bir şey vardır, biz şu anda memur olmaya adayız, bize etkiler mi? Hayır arkadaşlar, kesinlikle sizi etkilemez. Ama olabilir, bazen hukuk da yanlış yapabiliyor. Öyle bir husus başınıza inşallah gelmez. Yine de gelirse arkadaşlar yine yanınızdayız. Her daim elimizden gelen bir şey olursa her zaman yazabilirsiniz arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar, şurası da önemli. Hiç kimse yalnızca sözleşmeden doğan bir yükümlülüğü yerine getirmemesinden dolayı özgürlüğünden alıkonulmaz. Yani bir kişiyle sözleşme yaptınız. Olur da parasını veremediniz. İşte bu parayı veremediğinizden dolayı veya edimi yerine getiremediğinizden dolayı kimse sizi özgürlüğünüzden alıkoyamaz. En fazla ne olur? Haciz gelir ama bundan dolayı hapse giremezsiniz veya devlet veya idare gelip sizi alıp bir yere götüremez, bir yere hapsedemez. 2001 Anayasa değişikliği arkadaşlar. Evet, ölüm cezası ve genel müsadere cezası verilemez. Sevgili arkadaşlar, 2004 Anayasa değişikliği ölüm cezası anayasamızdan, hukukumuzdan kaldırıldı. Artık kimseye ölüm cezası verilemez. Zaman zaman sosyal medyada tartışılıyor, siyasetçiler tartışılıyor. Şunun için idam gelsin. Ne yapmak lazım? Anayasada değişikliğe gitmek lazım. Çünkü şu anda anayasamız açıkça bunu reddetmiş. Genel müsadere yok. Genel müsadere ne demek? Genelde daha çok önceki çağlarda kraliyetin, böyle oligarşinin, monarşinin, teokrasinin, diktatörlüğün olduğu dönemlerde olan bir cezalandırma yöntemi genel müsadere. Yani adamın hem vücuduna hem bütün mal varlığına el koyuyorsunuz ve genelde de sürgüne gönderiyorsunuz. Bu genel müsadere. Hukukumuzda genel müsadere yok ama özel müsadere var. Özel müsadere nasıl karşımıza çıkabilir? Medeni hukuka çalışan arkadaşlar yazabilirler mi? Hukukumuzda ne tür müsadere türleri vardır? Var mı sevgili arkadaşlar? Mesela bir suç işlenir. Son dönemlerde sosyal medyada çok görmüşsünüzdür. Mesela özellikle birini vurma. Vurma olayında kullanılan silaha el konulur. Biz buna ne diyoruz? Eşya müsaadenesi. Bir de kazanç müsaadenesi var. Örneğin uyuşturucu satıyor kişiye. Uyuşturucudan gelen paraya da el konuluyor. Kazanç müsaadenesi. O zaman hukukumuzda şurası önemli. Özel müsaadere var ama genel müsaadere var mı? Hukukumuzda genel müsaadere var mı? Genel müsaadere hukukumuzda yok. Özel müsaadere var diyoruz. Kazanç müsaadenesi, eşya müsaadenesi karşımıza çıkabilir. Sevgili arkadaşlar, idare kişi hürriyetinin kısıtlanması sonucunu doğuran bir müeyyide uygulayamaz. Yani ne demek? Siz inşallah en yakın zamanda memur olduğunuzda amiriniz size şunu yapamayacak. Seni bugün kurumda hapsedeceğim, eve gidemeyeceksin. Öyle bir şey yok sevgili arkadaşlar. Yani idare bunu yapamaz. Ancak şurası önemli. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin iç düzeni bakımından bu hükme istisnalar getirilebilir. Özellikle Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilgili çalışmalara bakan veya bu konuda bilgisi olanlar varsa orada oda hapsi diye bir şey var arkadaşlar. Yani
Türk Silahlı Kuvvetleri seni belirli bir süreliğine bir yerde tutabilir. Anayasa Mahkemesi bu konuda çok tartışıyor. Bu kişi hürriyetine, güvenliğine aykırıdır ama kanunda yazıldığı için ve iptal edilmediği sürece arkadaşlar öyle şeyler söz konusu olabilir. Ama kural idare kişi hürriyetinin kısıtlanması sonucunu doğuran bir müeyyide uygulayamaz diyoruz. Ve şurası çok önemli arkadaşlar. Uluslararası Ceza Divanı'na taraf olmanın gerektirdiği yükümlülükler hariç olmak üzere. Hariç kelimesi gerçekten önemli çünkü buradan soru geliyor. Vatandaş suç sebebiyle yabancı bir ülkeye verilemez. Kuralımız bu. Bir ülke vatandaşını suç sebebiyle başka bir ülkeye veremez. Ancak Uluslararası Ceza Divanı'na taraf olmanın gerektirdiği yükümlülükler hariç. Yani ülkeler kendi arasında sözleşme yapabilir veya uluslararası örgütlerle sözleşme yapabilir. Orada vatandaşı suç işlediğinde bunu başka bir ülkeye verebilir. O zaman vatandaş ne olursa olsun suç işlerse yabancı bir ülkeye verilemez diye bir soru gelirse yanlış diyeceğiz. Vatandaş bazı durumlarda yabancı ülkeye verilebilir. Sevgili arkadaşlar nasıl bir soru gelir? Hemen bakıyoruz. Diyoruz ki 1982 Anayasası'nın suç ve cezalara ilişkin esasları dikkate alındığında aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? Bu soru geliyor. Ölüm cezası genel müsadere var mıydı? Yok, kaldırıldı. Ceza sorumluluğu şahsi mi? Doğru. Ceza ve ceza yerine geçiren güvenlik tedbirleri neyle konulur? Kanunla. Kanunluk ilkesi geçerli demiştik. Kimseye suçu işlediği zaman kanunda o suç için konulmuş olan cezadan daha ağır bir ceza verilemez. Yani aslında bu oranlılık ilkesi, orantılılık ilkesi diyoruz. Doğru. Şuraya bir bakalım E şıkkına. Vatandaşın suç sebebiyle yabancı bir ülkeye verilmesi hiçbir durumda mümkün değildir diyor. Yanlış diyeceğiz sevgili arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar nasıl gidiyoruz? Temel haklar ve ödevlerle ilgili en önemli başlıklar altında duracağız. Derslerimizi bitirdikten sonra arkadaşlar detaylara da girmeye çalışacağız. Ama önce kafanın çorba olmaması için en önemli hususları bileceğiz. Yani sınavda kesin çıkabilecek olanlar üzerinde duracağız. Onları hallettikten sonra detaylara gireceğiz arkadaşlar. Şimdi detaylara çok girmiyorum. Niye? Çünkü arkadaşlar çok detaya başladığımızda başta kafayı kaldırmayabilir. Ben de sürekli sınavlara giriyorum. Yakın bir zamanda ben de bir sınava girdim. Arkadaş az önce yazdı ya. Hedefimiz 95. Evet arkadaşlar 95 alıyoruz. Ben de giriyorum sınavlarda hedefim 95 ve üstü. Alıyor muyuz? Alıyoruz. Ama nasıl alacağız? Öncelikle o önemli. Kafa berrak olacak. Önce bilmemiz gereken temel şeyler var. Sınavın %90'ı zaten oradan geliyor arkadaşlar. Önce o %90'ı bir halledeceğiz. Yani şöyle halledeceğiz. Soruyu gördüğümüz gibi şıklarda arayacağız. Bu aşamaya geldiğimizde o soru kaçmaz. O soruyu biz kesin yapacağız. Ama bazen detaylar var. Yani ileri detaylar olur. Temel şeyleri, en önemli noktaları hallettikten sonra onlara da bakacağız. Onlarla ilgili sorular da çözeceğiz. Bazen o detayların hepsini görmeyebiliriz. Niye? Çünkü anayasa ve hukuk bir derya. Hepsini halletmemiz imkansız gibi bir şey. Yani biz burada anlattığımız dersler dışında ÖSYM kıyıda köşede bir şey sorabilir. Bir temel şeyleri bileceğiz. En önemli yerleri bileceğiz. İki detayları çözeceğiz. Onun dışında bir şey gelirse arkadaşlar artık şuna dikkat edin. Ben ne öğrendim? Madem şunu öğrendiysem soruda bu var. Madem şunu öğrendiysem bu var. Madem bunu öğrendiysem soruda bu var. Bunlarla ilgili bir şey değildi. O zaman olsa olsa bu olur değil. Atacağız ve tutturacağız arkadaşlar. Çünkü ÖSYM ne olursa olsun sınavlarda böyle birkaç tane soru soruyor. Bunu KPSS A içinde yapıyor, hakimlik savcılık içinde yapıyor, KPSS vatandaşlık içinde yapıyor ve diğer dersler içinde yapıyor. Buna dikkat edeceğiz arkadaşlar. Önce temel şeyler, yani kolaydan orta ve zora geçiş yapacağız. Şimdi 1982 Anayasası'nda Türk vatandaşlığı maddesi var. Bununla ilgili hususlar var. Zaman zaman geliyor sorular. Şimdi Türk ananın ve babanın çocuğu Türktür diyoruz. Bir Türk ananın çocuğu Türktür. Türk babanın çocuğu da Türktür diyoruz. Bu bir.
Hiçbir Türk vatana bağlılıkla bağdaşmayan bir eylemde bulunmadıkça vatandaşlıktan çıkarılamaz. Kelimeleri tersinden okuyacağız arkadaşlar. Yani kuralımız diyoruz ki vatandaş yani bir Türk vatandaşı kural olarak Türk vatandaşlığından çıkarılamaz. Kuralımız bu. Ancak çıkarılabilir mi? Tabii ki. Ne zaman? Vatana bağlılıkla bağdaşmayan bir eylemde bulunuruz. Yani Türkiye aleyhine gidip bize savaş açan bir ülkeye bizim gizli bilgilerimizi verirse bu vatana bağlılıkla bağdaşmayan bir eylemde bulunmuş demektir. Bu durumda bu kişi vatandaşlıktan çıkarılabilir mi? Tabii ki çıkarılabilir. Ama kural olarak çıkarılamaz. Yalnız çıkarılabilir mi? Tabii ki. Soru şöyle gelir. Der ki hiçbir Türk ne olursa olsun vatandaşlıktan çıkarılamaz. Yanlış, istisnası vardır. Devam ediyoruz. Vatandaşlıktan çıkarmayla ilgili karar ve işlemlere karşı yargı yolu kapalıdır. Yanlış. O zaman bir kişi vatandaşlıktan çıkarıldığında bu vatandaşlıktan çıkarma bir idari işlemdir. Yani idare hukukunun konusudur. İdari işleme karşı kural olarak diyoruz ki gidip idare mahkemesinde dava açabiliriz. Arkadaşlar bu bir detaydır. İlerleyen derslerimizde değineceğiz. Vatandaşlıktan çıkarma nasıl olur? Bir cumhurbaşkanı var, bir de İçişleri Bakanı kararı var. İçişleri Bakanı kararı olduğunda nerede dava açacağız? Danıştay olduğunda, Cumhurbaşkanı kararı olduğunda Danıştay'da açacağız. Cevabını vermiş olduk. Bunlara da ilerleyen derslerimize değineceğiz arkadaşlar. Şimdi vatandaşlık kanun gösterdiği şartlarda kazanılır ve ancak kanunda belirtilen durumlarda kaybedilir. Yani ne demek? Aslında vatandaşlık hukuku bir kamu hukukudur. Kamu hukukundan biliyorsun arkadaşlar en önemli ilke nedir? Kanunluk ilkesi geçerlidir. O zaman anayasanın 66. maddesini de arkadaşlar bu şekilde tekrar ettik ve bizim için önemli olan bir ilkedir. İki tane husus çok önemli. Kanunluk ilkesi geçerli. Bir, vatandaş bazı durumlarda vatandaşlıktan çıkarılabilir. Bu önemli. Ve vatandaşlıktan çıkarma idari işlem olduğu için bu işleme karşı yargı yolu açıktır diyoruz. Sorumuzun cevabı D diyoruz. Sevgili arkadaşlar temel hak ve hürriyetlerin sınırlandırılması var. Yine ÖSYM'nin çok sevdiği bir konu. Yani temel hak ve hürriyetler hangi durumlarda, hangi şartlarda sınırlandırılabilir onlara bakacağız. Bir olağan dönem var. Olağan dönemlerde temel hak ve hürriyetlerin sınırlandırılması var. Bir de olağanüstü dönemlerde sınırlandırma var. Şimdi sınırlama olağan dönemlerde kanunla yapılır. Sırası önemli. Neyle yapılır? Kanunla. Bakın Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle değil. Olağan dönem deyince Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yok diyoruz. Peki bir sınırlama var arkadaşlar. Bir de düzenleme var. Ne demek? Şimdi arkadaşlar sınırlama adı üstünde sınırlıyorsun. Düzenleme ise sadece bu konuda düzenleme yapabiliyorsun. Ayrıca sınırlama da söz konusu olabilir. Diyeceğiz ki ne olursa olsun sınırlama kanunla yapılır. Düzenlemeye baktığımızda arkadaşlar şu husus bizim için önemli. İlerleyen konularda da değineceğiz. Diyoruz ki olağan dönemlerde az önce anlattık. Temel hak ve hürriyetler dedi ki kişinin hakları ve ödevleri, sosyal ve ekonomik haklar ve ödevler, siyasi haklar ve ödevler. Şunu bir kenara not alın. Soru geliyor. Bu sene geldi zaten. Olağan dönem Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle sosyal ve ekonomik haklar ve ödevler düzenlenebilir. Bakın sınırlanabilir değil. Kesinlikle sınırlanamaz. Düzenlenebilir. Yani bu konuda düzenleme yapılabilir. Örneğin çalışma hakkı ve ödeviyle ilgili eğer kanunla düzenlenmemişse Cumhurbaşkanı bu konuda düzenleme yapabilir. Yani bu haklar nasıl yaralanabilir gibisinden ama sınırlama yapmayacak şekilde. Sınırlama hakkı daraltma demektir. Düzenleme bu konuda o hakkın kullanılması işleyişiyle ilgili gerekli düzenlemeler yapmaktır. O zaman şurası önemli. Olağan dönemlerde sadece ve sadece sosyal ve ekonomik haklar ve ödevler Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle sınırlanamaz ama düzenlenebilir diyoruz. Ama olağanüstü dönemlerde değineceğiz. Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle temel hak ve ödevler hem sınırlanabilir, hem düzenlenebilir, hem de durdurulabilir. Niye değineceğiz? Çünkü olağanüstü hal Cumhurbaşkanlığı kararnameleri zaten kanun hükmündedir diyoruz. Devam ediyoruz.
Arkadaşlar sınırlama anayasanın sözüne ve ruhuna aykırı olmamalı. Yani ne demek? Az önce değindik. Mesela suç ve cezalara ilişkin esaslar var. İşte bir sınırlama yaparken onlara dikkat etmemiz lazım. Ne demek? Örneğin suçlar ve cezalar geçmişe yürütülemez. Diyelim ki herhangi bir hakla ilgili bir düzenleme yapacaksın. İşte bu anayasanın sözünü, ruhunu, bu anayasamızın temel amacı aslında sözü ve ruhu anayasanın kemiği, anayasanın amacı, anayasanın anlatmak istediği şeydir. Biz buna aykırı bir düzenleme, bir sınırlama yapılamaz. Sınırlama yine demokratik toplum düzeninin gereklerine aykırı olmamalıdır. Yani demokrasi ilkesine aykırı olmamalıdır. Sınırlama hakkın özüne dokunmamalıdır. Böyle bir soru bekliyorum. Yani ÖSYM bir açıklama verecek. Burada anlatılmak istenen nedir? Hakkın özü ne demek? Yani bir hakkı durduran veya yok eden bir sınırlama o hakkın özüne dokunmuştur. Yani anlatacağız. Örneğin dernek kurma için önceden izin almaya gerek yok. Düşünün ki bir sınırlama yapıldı. Dedi ki dernek kurma bundan sonra izne bağlıdır. Ama anayasada diyor ki dernek kurma izne tabi tutulamaz. O zaman şunu diyeceğiz. Bir hakkı tamamen ortadan kaldıran, durduran, yok sayan bir sınırlama diyorsa hakkın özü gitmiştir demektir diyoruz. Sevgili arkadaşlar devam ediyoruz. Sınırlama anayasada belirtilen özel sebeplere bağlı olmalı. Yani kısacası hukukumuzda genel sınırlama sebepleri yok. Çok tartışıldı. Özellikle bu pandemi sürecinde bununla ilgili çok karşılaştık. Ne diyor? Aynen şunu diyordum. Sokağa çıkma yasağı var. Şimdi diyor ki mesela seyahat hürriyeti var. Şehirler arası yolculuk yoktu. Seyahat hürriyeti diyor ki suç soruşturması ve koşturması sebebiyle ve suç işlemesini önlemek amacıyla ancak kanunla sınırlanabilirse. Anayasamızda bu sayılmışsa bunun dışında yok genel sağlık, yok genel ahlak, yok bu yapamazsın. Çünkü anayasa diyor ki seyahat hürriyetini ancak bununla sınırlanabilirsin. Hatta hatırlarsınız davalar açıldı, kazanıldı. Yani efendim seyahat hürriyeti bundan dolayı sınırlayamazsın gibisinden. Yani anayasamızda bir hak için, o hakkı sınırlamak için hangi sebepler ileri sürülmüşse biz ancak ve ancak o sebeplere bağlı olarak hakları sınırlayabiliriz. Neyle? Kanunla. Onun dışında genel güvenlik, genel sağlık, kamu yararı, kamu düzeni gibi böyle soyut dediğimiz kavramlarla bütün hakları sınırlayamayız. O zaman genel sınırlama sebepleri yok, özel sınırlama sebepleri yok. Yine arkadaşlar sınırlama laik cumhuriyet ilkesine aykırı olmamalı ve sınırlamada çok önemli bir ilke ölçüllük ilkesine uyulmalıdır. Ölçüllük ilkesi ne demek? Yani örneğin bir toplantı var, bir gösteri var, bir yürüyüş var. Öncelikli olarak kolluğun uyarı yapması gerekebilir. Eğer bu grup yani bu gösteri yürüyüşü bir uyarıyla bir anonsla dağılması mümkünse önce bunu kullanacağız. Uyarı yapmadan cop kullanması, tazyikli su kullanması bu durumda ölçüllük ilkesi aşılmış demektir. Yani bunun için İngilizce'de farklı dillerde çok farklı tabirler kullanılıyor. Yani bir sineği öldürmek için koca bir balyozla balyozu kullanmaya gerek yok diyoruz. Kısacası sevgili arkadaşlar. Bir kuşu öldürmek için yine topla, tankla kuşa ateş etmeye gerek yok diyoruz. Sevgili arkadaşlar nasıl bir soru gelir? Hemen cevapları bekliyorum. Hemen arkadaşlar. 1982 Anayasası'na göre olağan dönemlerde temel hak ve hürriyetler aşağıdaki hukuk işlemlerden hangisiyle sınırlanabilir? Evet sevgili arkadaşlar cevap bekliyorum. Can Akar. Çok basit bir soru diyeceksiniz. Evet arkadaşlar temel hak ve hürriyetler olağan dönemlerde kanunla sınırlanabilir diyoruz. Sevgili arkadaşlar devam ediyoruz. Önemli bir sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasası'nın temel hak ve hürriyetlere ilişkin genel hükümlerinde yer alan düzenlemelerden biri değildir? Cevapları hemen alabilirim. Ne diyoruz? A şıkkı temel hak ve hürriyetler üzerine dokunulmaksızın sınırlanabilir. Doğru. Temel haklar ve ödevler
Hürriyetler olağan dönemlerde anayasanın ilgili maddelerine belirtilen özel sebeplere bağlı olarak sınırlanabilir diyoruz. Doğru, genel sınırlama yok. Özel sınırlama var. C şıkkına bakıyoruz. Temel hak ve hürriyetlere yönelik sınırlamalar demokratik toplum düzeninin gereklerine ve ölçülülük ilkesine aykırı olamaz. Kesinlikle doğru. Olağan dönemlerde kişinin hak ve ödevlerinin kullanılması Cumhurbaşkanı'nın kararnamesiyle tamamen durdurulabilir. Hayır, olağan dönemlerde sadece ve sadece sosyal ve ekonomik haklar Cumhurbaşkanı'nın kararnamesiyle düzenlenebilir. Sınırlama yok, durdurma kesinlikle yok diyoruz. Sevgili arkadaşlar, E şıkkına bakıyoruz. Temel hak ve hürriyetlerin kullanılması yabancılar için millilere tarz hukuka uygun olarak kanunla sınırlanabilir diyoruz. Yine anayasamızda geçen bir ibare. Sevgili arkadaşlar, önemli bir husus neymiş bakalım? Olağanüstü hal rejiminde, yani olağanüstü dönemlerde temel hak ve hürriyetlerin durdurulması. Yine değineceğiz. Anayasamızda olağanüstü dönemlerde şunlardan bahsediyor. Savaş, seferberlik ve olağanüstü hal başlığı var. Kelimeleri kullanılıyor. O zaman olağanüstü dönemler deyince savaş, seferberlik ve olağanüstü hal anlayacağız. Bu durumlarda hak ve özgürlüklerin kullanılması kısmen veya tamamen durdurulabilir. O zaman olağanüstü dönemlerde temel hak ve hürriyetler kısmen veya tamamen sınırlanabilir, durdurulabilir diyoruz. Olağan dönemlerden farklı olarak olağanüstü dönemlerde temel hak ve hürriyetler kanun veya cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle sınırlanabilir. Olağan dönemlerde sadece ve sadece sosyal ve ekonomik haklar ve ödevler cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenlenebilir, sınırlama yok. Ancak bunun için yine önemli, olağanüstü hal mevcut olmalı. Çünkü şartı bu zaten. Milletler arası hukuktan doğan yükümlülükler ihlal edilmemeli. Yani ne demek? Biz Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne örneğin tarafız. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde bahsedilen temel hak ve hürriyetler var. Ve bunlara yönelik temel düzenlemeler var. Bunun gibi başka uluslararası sözleşmeler var. Biz bunlara tarafız. İşte bu sözleşmelere taraf olmadan kaynaklı yükümlülükler var. Bunları ihlal edemeyiz. Örneğin suçlar ve cezalar geçmişe yürütülemez. Bu uluslararası aslında bir ilke. Yine masumiyet karinesi, yine ölçülük ilkesi. Bunlar burada sayılmış ama aynı zamanda uluslararası temel ilkelerdir. Bunlara biz uymak zorundayız diyoruz sevgili arkadaşlar. Ve anayasamızda aslında şu madde de çok önemli. 90. madde diyor ki bir kanunumuz, bir de temel hak ve hürriyetlere ilişkin uluslararası bir sözleşmenin hükümleri çatıştığında hangisinin hükümleri uygulanır? Sevgili arkadaşlar, cevapları bekliyorum. Temel hak ve hürriyetlere ilişkin bir uluslararası sözleşme var. Bir de temel hak ve hürriyetlere ilişkin bir tane kanunumuz var. Bunlar çatıştığında hangisinin hükümleri uygulanır diye bir soru gelebilir. Kesinlikle ve kesinlikle uluslararası sözleşmenin hükümleri esas alınır. O zaman normal hiyerarşisinde biz uluslararası sözleşmeleri kanunlarla eşit düzeyde alıyoruz. Ama temel hak ve hürriyetlere ilişkin uluslararası sözleşmelerle kanunlar çatıştığında uluslararası sözleşme esas alınır diyoruz. Sevgili arkadaşlar, ölçüllük ilkesini önemli. Az önce dedik, hem olağan dönemde hem de olağanüstü dönemlerde dikkate almamız gereken bir ilkedir. B, çekirdek alana dokunulmamalı, aman bir sınav sorusu kesinlikle. Ne demek? Çekirdek alan şu arkadaşlar, BİGMA diye kısaltalım. Bir, kişinin vücut bütünlüğü, yani bütünlük. Ne demek? Yaşama hakkı, kimseyi öldüremezsin. Madde manevi varlığın bütünlüğü, işkence, eziyet yapamazsın. O zaman vücut bütünlüğü olacak. Vücut bütünlüğü çekirdek. İkincisi, kimse din, vicdan, düşünce ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz. Bunlardan dolayı suçlanamaz diyorum. O zaman bir de ifade özgürlüğü var. Çekirdek alan, yani olağanüstü dönemlerde bile bu haklara dokunulamaz. Suçlar ve cezalar geçmişe yürütülemez. Geçmişe yürütülememe ve suçlu mahkeme kararıyla saptanıncaya kadar kimse suçlu sayılamaz. Yani masumiyet karması. O zaman vücut bütünlüğü, ifade özgürlüğü, geçmişe yürütülememe ve masumiyet karinesi çekirdek alandır. Peki soru nasıl gelir? Şu. 1982 Anayasası'na göre olağanüstü hallerde, hemen cevapları bekliyorum arkadaşlar. Olağanüstü hallerde milletler arası hukuktan doğan yükümlülükler ihlal edilmemek kaydıyla aşağıdaki temel hak ve hürriyetlerden hangisinin kullanılması durdurulamaz? Yani
çekirdek haklardan birisini arayacağız. Çalışma ve sözleşme hürriyeti çekirdek hak mı? Değil. Yerleşme seyahat hürriyeti çekirdek hak mı? Değil. Dernek kurma değil. Hak arama hürriyeti değil. Vicdan, din ve vicdan hürriyeti çekirdek. Ne diyoruz? Bigma, vücut bütünlüğü, bütünlük. Din, vicdan yani ifade hürriyeti. Geçmişe yürütülememe, masumiyet, karinesi diyoruz. Çekirdek alan arkadaşlar geliyor diyoruz. Şurası bizim için gerçekten önemli ve bir sınav sorusu. Sevgili arkadaşlar, bir diğer sorumuza bakalım. 82 Anayasası'na göre aşağıdakilerden hangisi olağanüstü hallerde temel hak ve özgürlüklerin durdurulmasında uyulması gereken ilkelerden biridir? Laiklik değil, eşitlik değil, demokratik devlet değil, sosyal devlet değil, ölçülük ilkesi. Hem olağan dönem hem olağanüstü dönemlerde dikkate almamız gereken bir ilke. Sevgili arkadaşlar, yine temel hak ve hürriyetlerle ilgili şurası önemli. Önceden izin almaksızın kullanılan haklar ve kurulan yapılar. Basım evi kurma, süreli süresiz yayın hakkı, dernek kurma, toplantı gösteri yürüyüşü düzenleme, sendika kurma, parti kurma. Bakın, sendika, parti, dernek, basım evi, süreli süresiz yayın ve toplantı ve gösteriş yüzü düzenleme hakkı önceden izin almaksızın kullanılan haklardandır diyoruz. Sevgili arkadaşlar, dersimizi burada noktalıyorum. Dersimizle ilgili eklemek istediğiniz, sormak istediğiniz, söylemek istediğiniz bir husus var mı? Anlaşılıyor muyuz? Biz anayasayı bu şekilde yapar mıyız? Fikirlerinizi alabilirim, tavsiye düşüncelerinizi alabilirim. Arkadaşlar, anayasada rahatlıkla çıkabilecek soruları yapabileceğinizi teminatını verebilirim. Anayasa çok zevkli bir ders. Çok daha güzel bir ders. Evet. Yani bu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Önce konu anlatacağız. Konuyla bağlantılı gelebilecek soruları çözeceğiz. Bunları hallettikten sonra sizin için hazırlayacağım ama bilmenizde de fayda var diyeceğim, çıkabilir diye bileceğim sorular olacak. Onları da vereceğim, onları da çözeceğiz. Sınavda inşallah en yüksek puan, yani gönlünüzde geçen puanın üstünde bir puan alırsınız diyelim. En yakın zamanda gönlünüzden geçen mesleği alırsınız diyelim. Ders işleyişimiz iyi mi? Sefa Bey, İnşallah seneye bu vakte kalmaz, memur olursunuz. İyi ki çalıştım, iyi ki yaptım dersiniz. Bir daha bu videoları izlemek zorunda kalmazsınız diyelim. İnşallah. Sevgili arkadaşlar, soracağınız, aklınıza takılan bir husus yoksa dersimizi burada noktalıyorum. Bir sonraki videomuzda, bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle. Hepinize hoşça kalın diyorum. İyi akşamlar, iyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar.